Herkese selamlar, Atmosfer Türk'e hoş geldiniz. Kış tahmini serimizin 3. bölümüyle sizlerleyiz. Artık gelen nihai verilerden bahsedeceğiz. Bu bölümden sonraki tüm kış tahminleri artık karlı sistemlerle alakalı olacak. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hazırsanız başlayalım. Önceki bölümlerdeki gibi mevsimsel analizlere göz atarak başlayacağız. Yağış anomalileri ile başlıyoruz. Aralık ayında Güneydoğu kesimimiz ile Doğu Anadolu'da ve Tuz Gölü civarında normaller üstü yağış beklentisi var. Geriye kalan bölgelerimizde yağışlar normallerin biraz üzerinde. Aralık ayı içerisinde iki soğuk hava dalgası alabiliriz. Bunlardan bir tanesi iç kesimlerimizde hatırı sayılır kar yağdıracak kadar uyumlu ve kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ocak ayına bakmadan önce yıl başında ülkemizin birçok kesiminde kar ihtimali olduğunu ama bu durumun henüz kesinleşmediğini belirtelim. Şimdi ise Ocak ayına bakalım. Ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm kesimlerinde yağışlar normallerin üstünde. Ocak ayında 3-4 soğuk hava dalgası yakalayabiliriz. En az bir soğuk hava dalgası Karadeniz kıyıları ve İstanbul'a sağlam kar getirecek. Şubat ayına baktığımızda ülkemizin tamamında normallerin üzeri yağış beklentisi görüyoruz. Şubat ayında iki soğuk hava dalgası yakalayabiliriz. Fakat sıcaklık dalgalanmaları sebebiyle bazı küçük soğuk hava dalgalarını kaçırma ihtimalimiz var. Sıcaklık anomalilerini ayrı ayrı değil, 3 ayın birleştirilmiş haritası üzerinden yorumlayacağız. Haritaya baktığımız zaman, ülkemizin özellikle doğu kesimlerinin sıcaklıklar bazında normallerin gayet üzerinde olduğunu, fakat bu durumun karlı sistemler üzerinde aşırı etkisi olmayacağını belirterek başlayalım. Bu durum bize sıcaklık dalgalanmalarını haber veriyor. Görüntüye bakarak kış boyunca ılık ve soğuk sistem çatışmasının muhtemel olacağını bize gösteriyor. Şimdi ise tüm takipçilerimizin merakla beklediği asıl konuya geldik. İl bazlı kış tahminlerimizi sizlere aktarıyoruz. İlk ilimiz tabii ki İstanbul. İstanbul ilimizde karlı gün sayısında artış var. Aralık sonu ve Ocak başında muhtemel ilk kıyılara kar yapacak, soğuk sistemi alacak. Geçen senelere göre daha güzel bir kış beklentisi var. Ankara ilimizde karlı gün sayısında artış var. Örneğin 2022-2023 kış sezonunda 35 gün sıcaklıklar kar için uygunken herhangi bir yağış gerçekleşmedi. Bu sene ise geçen seneki durumun nüks etmeyeceğini düşünüyoruz. Genel olarak siklonik sistemlerin sayısında artış var. Bu da karlı sistemleri sıkça Ankara'da görebiliriz demek. Bursa ilimize bakarsak ise kışın ikinci yarısında ciddi kar yağışı görebileceğini, kışın ilk yarısında ise sahil kesimlerinde de kar geçişlerinin gayet rahat görülebileceğini belirtelim. Uludağ Kayak Merkezi'nden güzel birikimler bekliyoruz. Bereketli bir sezon olur. İzmir ilimizi soran dostlarımız için realist konuşacağız. Bu sene ekstrem bir soğuk hava dalgası beklentimiz bir defaya mahsus var ve büyük ihtimal bu soğuk İzmir'e kadar inecektir. Fakat bu majör soğuk hava dalgası büyük ihtimalle Sibirya kaynaklı olacağı için İzmir civarına beraberinde yağış getirmeyeceği için merkezde kar görülmeyebilir. Yine de sürprizlere açık. Burada yer veremediğimiz diğer illeri yorumlarda sormanız halinde yanıtlandıracağım. Bu kış sezonunda sıkça karlı sistem yakalayabiliriz. Bunların en az 2-3 tanesi majör yani sağlam ve çok kuvvetli sistemler. İç kesimlerimiz bu kıştan gayet memnun kalacak gibi duruyor. Trakya bölgemizde bu sene bölge sakinlerinin yüzünü güldürecek kar yağışları görülebilir. Karadeniz'e kıyısı olan illerimizde deniz efekti, kar mekanizmasının sıkça devreye girmesini bekliyoruz. Güneydoğu bölgemizdeki durumda az önce bahsettiğimiz İzmir örneğine benziyor. Majör sistem olmaksızın kar alması zor görünüyor ama sürprizlere açık. Tahminlerimizi özetledik. Şimdi ise 4 Aralık'ta tanıtımını yaptığımız ücretli üyelikler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. İlk etapta 2023 Atmosfer isimli üyeliğimizi yayınlıyoruz. Bu üyeliğimizi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Bu üyeliğin ayrıcalıklarından birkaç tanesini aktaralım. Lokasyonuna kaç santim kar yağacağını ve ne kadarının tutacağını sürekli sorabilirsin. 7/24 mevsimsel analizleri talep hakkı, ücretli modelleri talep hakkı, 3 aylık tahmin talep hakkı,
gibi bir sürü ayrıcalık bulunan bu üyeliğimizi video açıklamasındaki ücretli üyelikler bağlantısı üzerinden 7 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videolardan ve canlı yayınlarda anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.